Carl Correns adında bir bilim insanı vardı. Bu insan Gregor Mendel'le sadece 20 yılda olsa aynı dönemde yaşadı. 1864'te doğdu ve 1933'te öldü. Gregor Mendel ise 1822'de doğmuş ve 1884'te ölmüştü. Yani bu iki bilim insanı birbirlerinin çağdaşıydı denebilir ama Correns Mendel'den çok daha gençti. Az sonra Korens'in Mendel genetiği dışında kalan bazı kavramların keşfine nasıl katkı sağladığını göreceğiz. Karl Korens, akşam sefası bitkisi üzerinde çok sayıda deney yaptı. Bitkinin adı bu arkadaşlar, akşam sefası. İsmin güzelliğine bakar mısınız? Şu an o bitkinin bir çizimine bakıyorsunuz. Biliyorum ağaç gibi görünüyor ama aslında bir süs bitkisi. Akşam sefasının bilimsel adı Mirabilis jalapa. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Korens, akşam sefası bitkisi üzerinde çok sayıda deney yaptı. Aslında bu bitkinin çok ilginç bir özelliği var. Aynı bitkinin yaprakları birçok farklı renge ev sahipliği yapabiliyor. Bunu yazalım. Bu bitkimizin ana dalı olsun. Evet, bu daldan çıkan bütün yapraklar beyaz diyelim. İşte beyaz yapraklarımız. Bu daldan çıkan diğer yapraklarsa yeşil olsun. Bunlar da yeşil yapraklarımız. Bu daldan çıkan yapraklarsa çok renkli. Yani bu yapraklarda yeşil ve beyaz renklerden oluşan desenler var. Evet, bunlar da çok renkli yapraklarımız. Peki bu bitkide neden böyle bir renk çeşitliliği var? Gelin hemen bitkinin hücrelerine bir göz atalım. İlk olarak yeşil bir yaprakta bulunan bir hücreye bakalım. Bu yeşil bir yaprağa ait bir hücre. İşte hücremiz bu. Bu da hücre çekirdeği. Hücreyi neden böyle köşeli çizdiğimi merak ediyor olabilirsiniz. Bitki hücrelerinde hücre çeperi denilen yapı olduğundan şekilleri daha bir köşeli, daha bir dörtgenimsidir. Küreden çok dikdörtgenler prizmasını böyle andırırlar. Neyse her neyse hücremiz bu. Ve bu hücrede küçük yeşil dairelerle gösterdiğim bu kloroplastlar bulunur. Hatırlayacağınız gibi kloroplastlar kendi DNA'larına sahip. Bu DNA'lara CP da deniyor. Kloroplast DNA'sı temelde kloroplastın fotosentezi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu genetik bilgiyi içerir. Ve kloroplast DNA'sındaki genlerden biri, klorofil adlı pigmenti sentezlemeye yarayan gendir. Klorofil, fotosentezde görev alır ve içinde bulunduğu yaprağı yeşil yapar. Daha açıklayıcı olmak gerekirse, klorofil yeşil hariç güneş ışığında bulunan tüm renkleri soğurur. Dolayısıyla dışarı yansıyan tek renk yeşil olur. Her neyse, sonuçta yaprağa yeşil rengini veren şey klorofil. Şimdi beyaz yaprakta bulunan bir hücreye bakalım. Bu hücre beyaz bir yaprağa ait. Yine hücre çekirdeğini çiziyorum. Bu hücrenin de kloroplastları var ama bunun kloroplastlarındaki DNA'lar mutasyon geçirmiş. Yani buradaki CP DNA'lar klorofil üretimini engelleyecek, daha doğrusu ancak çok çok küçük bir üretime izin verecek şekilde mutasyona uğramış. Çünkü kloroplastın hayatta kalmak için bir miktar klorofile ihtiyacı var. Ama bu miktar yaprağı yeşil renge bürümek için yeterli değil. O nedenle buraya çok az miktarda klorofil yazıyorum. Yaprağın beyaz olmasının nedeni de bu. Gelelim çok renkli yapraklara. Bu yapraklardaki bazı hücrelerde klorofil üreten normal kloroplastlar var. Bazılarında ise DNA'sı mutasyona uğradığı için çok çok düşük miktarlarda klorofil üretebilen mutant kloroplastlar bulunuyor. Ve yine bu yapraklarda üçüncü bir hücre türü daha bulunuyor. Bu hücreler tahmin etmiş olabileceğiniz gibi her iki tür kloroplastta ev sahipliği yapıyor. Yani hem normal miktarda hem de çok düşük miktarda klorofil üretebilen kloroplastları bir arada barındırıyorlar. Korens bu bitkileri birçok kez melezledi ve oluşan soyun sperm hücresiyle burada tabii ki polen hücresiyle hiçbir alakası olmadığını fark etti. Tek etken yumurta hücresiydi. Yani yumurta hücresini beyaz yapraklar içeren bir daldan aldıysa soy beyaz yapraklı oluyordu. Başka bir ifadeyle polen hücresinin nereden geldiğinin hiç önemi yoktu. Aynı şekilde yumurtayı sadece yeşil yapraklar içeren bir daldan aldıysa polenin nereden geldiğinden bağımsız olarak soyun tamamı yeşil yapraklı oluyordu. Bunun nedeni şu anda ilgilendiğimiz özellik olan yaprak renginin kloroplasttaki DNA tarafından belirleniyor olmasıdır ve kloroplast maternal kalıtım gösterir. Yani sadece yumurta hücresinden, yani dişi taraftan kalıt alır. Başka bir deyişle, çekirdek dışı kalıtım sergiler. Çünkü kloroplast DNA'sı hücre çekirdeğinin dışındadır. Şimdi Karl Korens'in yaptığı deneye daha yakından bakalım. Bu tablo bize yardımcı olacak. İlk sütunda dişi yumurta hücresi yer alıyor. Bu tohumu ikinci sütündeki polen hücresiyle yani erkek gametle melezleyeceğiz. Polenlerin hepsi aynı görünüyor çünkü bu durumda herhangi bir fark yaratmıyorlar. Üçüncü sütunumuzda ise zigot yani sonuç yer alıyor. Şimdi ilk satıra bir bakalım. Bu yumurta hücresi sadece beyaz yapraklar barındıran bir daldan geliyormuş. Yani bu hücre sadece beyaz renkli yapraklardan oluşan bir çiçekten alınmış. Bunu bir polen hücresiyle melezlediğimiz zaman, polen hücresinin türünden ya da nereden geldiğinden bağımsız olarak daima aynı sonucu alıyoruz. Daima sadece beyaz yapraklara sahip bir bitki elde ediyoruz. İkinci satıra geçelim. Bu yumurta hücresi sadece yeşil yapraklar içeren bir daldan alınmış. Bir kez daha polen hücresini ister beyaz ister çok renkli isterse yeşil yapraklı bir daldan almış olalım yani polen hücresinin nereden geldiğinden bağımsız olarak daima aynı sonucu alıyoruz. Oluşan bitki sadece yeşil yapraklara sahip oluyor. Bitkinin çok renkli kısımlarındaki yumurta hücrelerine geçtiğimiz zaman iş biraz daha ilginç bir hal alıyor. Çünkü bu kısımlarda üç farklı tür yumurta hücresi bulunabiliyor. Mesela sadece beyaz yapraklara sahip kısımdan alınan hücreleri andırabiliyor ya da bu şekilde olabiliyor. Yani sadece yeşil yapraklara sahip bir bitkide bulunabilecek bir hücreye benzeyebiliyor. Veya buradaki gibi ilginç bir kombinasyona sahip olabiliyor. Yumurta hücresi hem normal yeşil kloroplastları hem de çok çok az klorofil üretebilecek şekilde mutasyona uğramış kloroplastları karışık olarak içerebiliyor. Evet, şimdi ilk yumurta tipine bakalım. Bu yumurtayı bir polen hücresiyle melezlediğimizde daima aynı sonucu alıyoruz. Sadece beyaz yapraklara sahip bir bitki elde ediyoruz. İkinci yumurta tipini de, neyle melez dersek melez diyelim, sadece yeşil yapraklara sahip bir bitki elde ediyoruz. Üçüncü yumurta tipinde elbette zigot her iki kloroplast türünü de içerecek. Ama unutmayalım ki bu zigot bölünecek ve ortaya çıkan hücreler de bölünmeye devam edecek. Sonuçta üç farklı tip hücre oluşacak. Bu hücrelerden bazıları mutant DNA'lı e, kloroplastlara sahip hücrelere, Bazıları da normal kloropla kloroplastlı ay söyleyemedim. Normal kloroplastlı hücrelere benzeyecek. Bazıları ise karışık olacak. Dolayısıyla ortaya çok renkli bir bitki çıkacak. Bazı yapraklar o karışık desene sahip olurken, yer yer sadece beyaz veya sadece yeşil yapraklara da rastlayabileceğiz. Kısacası daha önce de anlattığım gibi, incelediğimiz özelliği yani yaprak rengini belirleyen gen kloroplastta bulunduğu için, Bitki maternel kalıtım sergiliyor. Maternal kalıtım çekirdek dışı kalıtımın bir türüdür. Bunu parantez içinde yazıyorum, evet. Çünkü bu kalıtım çekirdeğin dışındaki DNAlarla ilgili. Bu bitki, maternel kalıtım sergiliyor. çünkü bu erkek hücreden değil dişi hücreden geçen bir özellik. Bunun nedeni de, daha önce söylediğim gibi, kloroplastların sadece yumurta hücresinden geliyor olması, Sperm hücresi zigota kloroplast vermiyor. Sadece çekirdeğinde bulunan DNA'dan veriyor. Bir kere daha belirtelim. Bu akşam sefası bitkisinin yaprak rengi maternel kalıtım sergiliyor. Aynı şey mitokondri içinde geçerli. Mitokondrinin de kendi DNA'sına sahip olduğundan bahsetmiştim. Eğer bir kişide mitokondriyal DNA'yı ilgilendiren bir hastalık varsa, o kişinin bu hastalığı babasından değil annesinden aldığını biliriz. Çünkü mitokondri de maternal kalıtım gösterir. Çekirdek dışı kalıtıma dair değinmek istediğim bir nokta daha var. O da mitokondri ve kloroplastların kendilerine özel DNA'larına sahip olmalarının nedeni. Bunu neyle açıklayabiliriz? Endosimbiyoz teorisiyle açıklayabiliriz. Bu teori, mitokondri ve kloroplastların niçin kendi DNA'larına sahip olduğunu açıklamayı amaçlıyor ve diyor ki Mitokondri ve kloroplastlar bir zamanlar bağımsız prokaryotlardı. Bağımsız olarak yaşadıkları için de haliyle kendi DNA'larına sahiplerdi. Ama sonra ata ökaryot hücre olarak tabir ettiğimiz şeye katıldılar. Bunun ne zaman gerçekleştiğini merak edecek olursanız yaklaşık 1,5 milyar yıl önce gerçekleşti diyebiliriz. Yani 1,5 milyar yıl önce mitokondri ve kloroplast ata ökaryot hücreye dahil oldu ata sözcüğünü ekliyorum. Çünkü bunlar bugün bildiğimiz anlamda ökaryot hücreler değildi. Ama bugünkü ökaryot hücrelerin atalarıydı. Bu hücreler konak hücreler olarak da bilinir. Çünkü mitokondri ve kloroplastlara ev sahipliği yapıyorlar. Şimdi bu iki organeli konak hücremize yerleştirelim. Evet, mitokondri ve kloroplast artık konak hücrede yaşıyor. İyi de bunu yapmayın için istesinler ki. Elbette birlikte simbiyoz halinde yaşamak için. Simbiyoz, organizmaların birlikte yaşadığı, bu sırada her türün bir diğerine bir şeyler verdiği, dolayısıyla herkesin kazançlı çıktığı bir yaşam biçimidir. Örneğin bağırsaklarımızda E. coli bakterilerinin yaşadığını duymuşsunuzdur. Bu ilk bakışta pek hoş bir şeymiş gibi gelmez ama aslında çok faydalı bir şeydir. Çünkü evet, biz E coli bakterisine sıcak ve rahat bir yaşam sunuyor, ona gıda sağlıyoruz ama karşılığında o da bizim için K vitamini üretiyor. Ki bu bizim için çok faydalı bir şey. İşte bu bir simbiyoz örneği. Her bir organizma kendisinden bir şey vermeye çalışıyor ve sonuçta herkes mutlu oluyor. Peki konak hücrede neler oluyor? Konak hücre mitokondri ve kloroplastlara iyi bir yaşam alanı ve besin sağlıyor karşılığında kloroplast fotosentez yoluyla glikoz üretiyor. Mitokondri ise o glikozu alıp ATP'ye dönüştürüyor. Sonra o ATP enerji olarak kullanılıyor. ATP'nin bir kısmını mitokondri, bir kısmını kloroplastlar ve tabii bir kısmını da konak hücre kullanıyor. Sonuçta ne oluyor? Herkes mutlu oluyor. Herkes bir şeyler almış oluyor. Kazan kazan. İşte bu hücre zamanla birçok şekilde evrimleşti ve bugün bildiğimiz ökaryot hücreye dönüştü. Tabii ki kloroplast ökaryot hücrelerin hepsinde bulunmuyor. Sadece bitkilerde ve alglerde bulunuyor. Sanırım ana fikri anladınız arkadaşlar. Endosimbiyoz terimine bakacak olursak endo öneki başına getirildiği sözcüğe iç, içinde anlamları katıyor. Bunu hatırlarsınız daha önce de zaman zaman bahsetmiştik. Diyeceğim o ki mitokondri ve kloroplastlar konak hücrelerin içinde yaşamaya başladı. Simbiyoz sözcüğünü de az önce açıkladık zaten birlikte yaşamak demek. Evet şöyle bir ok çizeyim şuraya. Bu bir simbiyoz çünkü hem mitokondri hem kloroplast hem de konak hücre bu ilişkiden bir şeyler kazanıyor. Bu da mitokondri ve kloroplastların niçin kendi DNA'larına sahip olduğunu bize açıklıyor. Çünkü bu organeller çok uzun zaman önce bağımsız prokaryotlarmış ve kendi başlarına yaşıyorlarmış.